Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Temmuz aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş 22 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda sizin 11. evinizi aydınlatmaya devam ediyor. 21 Haziran'da Yengeç burcunda yeni ay ile beraber Güneş tutulması olmuştu. Bu ay Yengeç burcunda ikinci bir yeni ayımız doğacak 20 Temmuz'da. Dolayısıyla 11. ev konularınız gündeminizde olmaya devam ediyor. 11. ev gelecekle ilgili hedefleriniz, planlarınız, projeleriniz, hayalleriniz, dilekleriniz, umutlarınızdır. Ve siz tabii ki bu etkilerle beraber belki kendinize yeni hedefler belirlediniz. Aslında umutlusunuz, heyecanınız yüksek ve bu hayalleriniz, planlarınız, projeleriniz her neyse çevrenizdeki kişilerden de bazı destekler bekliyorsunuz veya bazı organizasyonlar içerisinde olabilirsiniz. Planlarınızı başkalarıyla paylaşıyor, destek bekliyor olabilirsiniz. Ay genelinde bu temalar aslında gündemimizde olmaya devam edecek. 2 Temmuz'da sorumluluk gezegenimiz büyük öğretmen Satürn. Biliyorsunuz Mart sonundan beri Kova burcundaydı. 2 Temmuz'da tekrar bir Oğlak burcunu ziyaret edecek. Aralık ayına kadar da Satürn Oğlak burcunun son derecelerinde olacak. Özellikle Şubat-Mart aylarındaki derecelerde ilerleyecek. Bu son geçişiyle beraber aslında Satürn diyor ki bazı görmezden geldiğin, gözden kaçırdığın konular varsa şimdi onları tekrar bir toparla. Bunları bir tamamla, eksikleri gör, fark et anlamında bir harekete geçecek ve sizin 5. evinizde olacak. Belki çocuklarla ilgili bazı mevzularınız var. Planlar, programlar var. Onları tekrar bir ele alacaksınız. Onların eğitimi ile ilgili olabilir örneğin. Veya onların genel olarak hayat düzenleri ile ilgili olabilir. Aşk hayatınız ve belki kişisel gelişiminizle ilgili eğitimler veya yaratıcı faaliyetlerinizle ilgili finans konuları, parasal değerleriniz ve bunlarla ilgili bazı düzenlemeleri yapmanız gerekiyor. Satürn Oğlak Burcu'nda harekete başladıktan hemen sonra 5 Temmuz'da bu sefer yine Oğlak Burcu'nda Dolunay'la beraber bir ay tutulması yaşayacağız. 13 derece Oğlak Burcu ay tutulması yine 5. evinizde ve yılın 3. ay tutulması bu. Ve bu biliyorsunuz bu yıl 4 tane ay tutulması yaşayacağız. 3. ay tutulması 5. evinizde olacak. Aynı zamanda son 1,5 yıl Yengeç ve Oğlak'ta yaşadığımız tutulmaların da sonuncusu. Önümüzdeki 9 yıl artık bu alanda tutulma olmayacak. Bu tutulma diyor ki bir yandan Satürn de artık son geçişini yapıyor Oğlak burcunda. Artık 5. ev konularını bir tamamla, bir buradaki düzenlemeleri, son 1,5 yıldır uğraştığın, didindiğin konular her neyse bunları bir tamamla. Bir sonuçlandır anlamında hareket edebilir. Bu tabii ki çocuklarla ilgili konular olabilir. Yine aşk hayatınız, romantizmle ilgili konular olabilir. Kazançlarınızla ilgili, kariyerden gelen kazançlarınızı değerlendirme yönünde olabilir. Ve yaratıcı süreçlerinizle ilgili belki bazı planlarınız, programlarınız olabilir. Genel olarak 5. ev şanslı ve verimlidir ve size de güzel bir açısı var. Bu Dolunay'ın keyifli etkiler getirmesini bekleyebiliriz. Sizi mutlu edecek, belki arzu ettiğiniz maddi manevi bazı hedeflerinize, belki son 1,5-2 yıldır uğraştığınız, çabaladığınız bazı hedeflerinize sizi ulaştırabilecek bir Dolunay olduğunu, ay tutulması olduğunda söyleyebiliriz. 13 derece Oğlak'ta olacağı için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 13 derece ve yakınlarında öncü burçlarınız varsa Koç, Oğlak, Yengeç, Terazi gibi özellikle daha güçlü etkiler almanızı bekleyebiliriz. Güneş burcunuz veya yükselen burcunuz 13 derece ve yakınlarında Başaksa bu tutulmanın size daha şanslı, verimli ve geliştirici etkiler getirmesini de bekleyebiliriz. Toplumsal olarak da çok önemli bir tutulma aslında. Tüm dünyayı önemli ölçüde etkiliyor. Bununla ilgili bir video hazırladım sizler için. Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu da izleyebilirsiniz sevgili Başaklar. 12 Temmuz'a kadar gezegeniniz Merkür, Yengeç burcundaki retro hareketini sürdürüyor olacak. 12 Temmuz'dan itibaren ise artık ileri harekete dönüyor. Evet, Merkür
11. evinizde retro harekette olduğu Haziran ayının büyük bölümünde size biraz nostaljik etkiler getirdi aslında. Gerek aile üyelerinizle, gerek arkadaş çevrenizle, belki böyle uzun süredir görüşemediğiniz kişilerle görüşmeniz, belki biraz hani geçmişle ilgili konuları hatırlamanız, biraz romantik konularda nostaljik etkiler yaşamanız mümkündü. Günlük hayatın detay gerektiren konularında Merkür Yengeç Burcu'nda biraz gecikmeler, biraz karışıklıklar yaratmış olabilir. Buralarda olaylara objektif bakamayıp biraz hani duygusal davranmış da olabilirsiniz. 12 Temmuz'a kadar evet bu etkiler devam ediyor olacak. 12 Temmuz'dan itibaren Merkür düzelecek artık. Daha rahat harekete geçeceğiz. En azından iletişimimiz biraz daha hızlanacak, rahatlayacak. Artık ertelediğimiz konuları daha rahat ele alabiliriz. Çoğu zaman sizi uyarmıştık hani yeni bir şeye başlamayın Merkür Retrosu'nda. İmza atmayın, sözleşme yapmayın, söz vermeyin demiştik. 12 Temmuz'dan itibaren bunları da daha rahat hayata geçireceğiz. Planlarımızı, programlarımızı uygulayacağız. Ve özellikle arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, akrabalarınız, aile üyeleriniz, onlarla bir arada olmanız, belki bazı ortak faaliyetler yapmanız için de Merkür geçişi size destekler sunabilir sevgili Başaklar. Ay boyunca Mars Koç burcunda olacak. Mars'ın Koç'taki hareketi önemli. Enerjimizi etkiler, motivasyonlarımızı şekillendirir. Aslında Mars'ın Koç burcundaki hareketi 2020'nin çok önemli bir gezegen geçişi olacak. Çünkü yıl sonuna kadar Koç burcunda olacak Mars. Toplumsal alanlarda da önemli bir geçiş bu. 10 Eylül ile 25 Kasım arasında da retrosunu yaşayacağız bu yıl. Bunun öncesinde bu ay sizi nasıl etkileyecek? Mars Koç burcunda ileri hareketli olacak. 8. evinizde olacak. Özellikle finans konuları daha çok hani başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar alanında, belki hisseli paralar alanında, belki ödemeler, harcamalar, eşinizin parasal kaynakları alanında Mars biraz eyleme dönük olacağınızı gösteriyor. Belki bir para ihtiyacınız var. Bununla ilgili banka görüşmeleriniz, kredi arayışlarınız var. Belki ödemeniz gereken bazı borçlar var. Vergi gibi, miras, nafaka gibi konularınız var. Tabii ki alışverişler olabilir, bazı zorunlu harcamalar olabilir. Belki sigorta ile ilgili bazı düzenlemeleriniz, anlaşmalarınız var. Tüm bunları ay boyunca Mars geçişi gündeminize de getirebilir. Ama bu çok kısa vadeli değil. Dediğim gibi yıl sonuna kadar devam edecek biraz orta vadeli uzun bir etki. Evet ve 20 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda 28 derece Yengeç Burcu'nda ikinci yeni ayımız doğuyor. Bu yeni ay Satürn karşıtlığı etkisinde olacak. Güneş Satürn karşıtlığı etkinleşiyor. Ciddi bir yeni ay. Her ne oluyorsa artık uzun vadeli daha kararlı adım atmamız gerektiğini işaret ediyor. Çocuklarla ilgili bir sorumluluk alabilirsiniz. Örneğin belki ebeveyn olacaksınız. Yani çocuk sahibi olmaya karar veriyorsunuz. Harekete geçiyorsunuz. Belki bu yeni ay size bunu müjdeliyor. Anne baba olacaksınız. Hamilelik, doğum gibi bir konu olabilir. Var olan çocuklarınızla ilgili konular var. Onların daha uzun vadeli eğitim hayatlarını planlamanız. Veya çocuğunuz evlenecek veya torununuz olacak. Hani bununla ilgili etkiler olabilir. Aşk hayatınızla ilgili biraz sorumluluklar almanız gerekiyor. Çünkü Satürn her ne oluyorsa yüzeysel değil, daha derin, daha ciddi olmanız gerektiğini işaret ediyor. Bu çok ciddi olmayan bazı aşk ilişkilerini bitirebilir. Ya da çok gelip geçici olan bazı hevesleriniz varsa hayatınızda, uğraşlarınız varsa, herhangi bir hobiniz varsa, ya bunlarla ilgili daha ciddi olun, bunlarla ilgili daha sistemli çalışın anlamına geliyor bu yeni ay enerjisi, ya da bunlara çok da fazla vakit ayırmayıp hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bunun gibi etkiler var. Parasal konularda da kazançlarınız, kariyerden gelen paralarınız ve bunların değerlendirilmesi yönünde yine daha güvenli, daha uzun vadeli hareketler yapmanız konusunda yeni ay teşvik edici olabilir sizin adınıza sevgili Başaklar. Evet, 28 derece Yengeç Burcu'nda olacak. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. 28 derece ve yakınları artı eksi 5 derece olarak alabilirsiniz. Öncü burçlarda yerleşimleriniz varsa bireysel olarak daha güçlü etkiler almayı bekleyebilirsiniz. Ve 22 Temmuz'da artık Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Bu bir enerji değişimi. Güneş 12. evinizde parlamaya başlayacak. Ayın son haftasından itibaren biraz böyle sosyal hayattan, biraz hani mücadeleden geri çekilip biraz sakinleşmek isteyeceğiz. Biraz dinlenmek isteyeceğiz. Geri planda kalmak isteyeceğiz.
Bu kuşkusuz belki bir tatil için size fırsatlar da sunabilir. Biraz kendinizle ilgilenmek, yalnız kalmak, hayata biraz daha manevi açıdan bakmak için de önemli fırsatlar sunabilir. Bu etkiler Ağustos ayının da büyük bölümünde gündemimizde olacak gibi görünüyor sevgili Başaklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.